Motorspor Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Emre Baltoğlu. Bugün sizlerin karşısındayım. Öncelikle sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum ve bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda üstümde gördüğünüz bu güzel tişörtler Funbox Shop'ta an itibariyle satışa çıktı. Gerçekten harikulade ürünler var. Oradan da gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle hem kumaşın kalitesinden hem de baskının kalitesinden şüpheniz olmasın. Piyasada gördüğünüz çeşitli mallar değil bunlar. İnanılmaz şekilde yüksek kalitede mallar karşınıza çıkıyor. Yine bu şekilde bir koleksiyonumuz var. Takım radyolarıyla alakalı. Hatırlayacaksınız ki bunu Give Me Steering Wheel diye Kimi Räikkönen 2017 Azerbaycan Grand Prix'sinde söylemişti ve Formula 1'in en ikonik anlarından bir tanesi olmuştu bu olay. Steering wheel. Hey! Hey! Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. F1 radyo kreasyonuna gün geçtikçe daha fazla içerikler gelmeye başlayacak. Yine benim başka sevdiğim bir tişört de var. Gerçekten de harikulade bir şey bu arada, onu da söyleyeyim. Buna aşık oldum ben. Cidden harikulade. Bir tarafta Hamilton, bir tarafta Sebastian Vettel. Bahsettiğim gibi bunlara gönül rahatlığıyla Funbox Shop adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yanında F1 Racing hediyemiz de var. F1 Racing biliyorsunuz ki artık satılmıyor. Ve bunlar eski sayıları. Bu şekilde tişörtlerimizin içerisinde hediye olarak sizlere gönderdiğimiz olaylardan bir tanesi. Maalesef ki F1 Racing'in artık satışı yok. Hiçbir yerde yok. Çünkü F1 lisansını iptal etti F1 Racing'in ve GP Racing diye kendileri bir sadece İngiltere'de olmak üzere dergi çıkartmaya başladılar. Bu yüzden F1 Racing'in de yayın hayatına mecburi olarak son verildi. Her neyse, isterseniz artık bu bebeğe bir göz atalım. Logitech Game 9. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri direksiyonsuzdum ve sağ olsun patronumuz Cihangir Perperik bana temin etti Logitech G29'u ve Logitech Game 9'da 1-2 gündür haşır neşirim iyice. Aslında şunu söylemek istiyorum ben sizlere. Başlarda benim tedirgin olduğum mesele alışabilecek miyim, edebilecek miyim, uzun süreden beri direksiyon kullanmıyorum da ama şu anda gerçekten de aramız çok iyi. Logitech Game 9'la beraber iyi sürüşler yapmaya devam ediyoruz. Şu anda kariyerde henüz hiçbir video yapmadım direksiyonla. Ama önümüzdeki günlerde hedefim bahsettiğim gibi 3. sezondan itibaren direksiyonla videolar çekmekti ama bu gelişle sezonun son 1-2 yarışını bu bebekle çıkartacağız gibi duruyor. Öncelikle ben kendi izlenimlerimden bahsetmek istiyorum sizlere. Logitech Game 9, ben bunun öncesinde Thrustmaster kullandığım için tuş kombinasyonu alışmam biraz zaman aldı. Çünkü G29'da şurada gördüğünüz paneller tamamıyla bu kısımda. R2 butonların, mavi butonların olduğu yerde direkt olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Kurulumunda hiçbir zorluk yok arkadaşlar. Oraya atladım. Kurulumunda hiçbir zorluk yok. Takıyorsunuz sadece USB'sini, işte diğer adaptörünü direksiyonla bağlıyorsunuz. Pedalla bağlıyorsunuz ve sonrasında işlem bu kadar. Bilgisayar kullanıyorsanız eğer Logitech'in kendi driver'ını tabii ki de kurmanız gerekiyor. Ama ben PlayStation 4'te oynadığım için herhangi bir ekstra ayar söz konusu olmadı. Zaten derecesini oyun içerisinden ayarlayabiliyorum. Onun dışında işte force feedback olsun, diğer pist üstündeki ayrıntıları bana geri bildirmesi olsun. Gayet güzel şu anda makine, tıkır tıkır gerçekten de. Ve ayrıca bunun öncesinde aslında bana Logitech'in pedallarını çok övmüşlerdi. Deneme fırsatım oldu sağ olsunlar. Ve bu şekilde onu da denedikten sonra fark ettim ki gerçekten de pedalları hissiyat olarak karşılaştırdığım zaman inanılmaz derecede iyi. Özellikle mesela ben bunu babama da denettirdim. Babam yılların şoförü kendisi. Gaz, fren, debriyaj ayarları, hissiyatı yine birebir neredeyse gerçek otomobillerle aynı seviyede. Gerçekten hani bu seviyede Logitech'i tebrik etmek lazım. İyi bir mal çıkartmışlar. Ayrıca dediğim gibi Thrustmaster'la karşılaştırdığım zaman T150 ile iki tarafın da birbirine gerçekten çok benzer olduğunu söyleyebilirim. Yani sürüş hissiyatı olarak iki taraf da gayet iyi. Benim kullandığım T150 normal iki pedallı bir T150 idi. T3PA şeklinde değildi pedalları, yani üç pedallı değildi. Onunla bunu karşılaştırdığım zaman gerçekten de hissiyat olarak kesinlikle ve kesinlikle Logitech'in pedallarının daha iyi olduğunu sizlere aktarmam mümkün. Yine hissiyat olarak bakarsak açıkçası köplere girdiğimiz zaman birazcık fazla atıyor. Yani force feedback'i düşürmek zorunda kaldım. Birkaç günden beri antrenman yapa yapa artık bileklerim zorlandı. Hani o kadar bir güçlü force feedback özelliği var bunun da. O yüzden 65 seviyesine falan çekmek zorunda kaldım. Çünkü söylediğim gibi döndürürken buralarım ağrı giriyor, buralarım ağrı girdi, artık bileklerim acımaya başladı. Çünkü günlük ben yaklaşık bunda 2 günde 8-9 saat boyunca antrenman yapmaya çalıştım ve kendimde öyle bir problem ortaya çıktı. Ama Logitech'in
Yine baktığımız zaman şu anda fiyat performans olarak tabii ki gelen ekstra vergilerle beraber şu anda son 3-4 ay öncesine göre çok çok daha fazla bir fiyatı söz konusu Logitech'in. Ama alabiliyorsanız öneririm. Gerçekten de hani iki tarafa da, iki markayı da denemiş birisi olarak gönül rahatlığıyla alabileceğinizi söyleyebilirim ben bu direksiyonu. Onun dışında yine önümüzdeki günlerde sizler için Gamepad'de nasıl oynadığıma dair, evet şunla nasıl oynadığıma dair bir video gelecek. Biliyorum bunu çok merak ediyorsunuz ama merak etmeyin, gelecek. Ve şundan bahsetmek istiyorum bir de. Isınma problemi çok fazla yaşamadım ben. Uzun kullanımlar sonrasında, 3-4 saatlik kullanımlar sonrasında motor pek fazla ısınmıyor. Böyle çok aşırı derecede ısınmıyor. Ve bence bu da gerçekten önemli detaylardan, önemli noktalardan bir tanesi. Şu anda ayrıca direksiyonum Spardox standına bağlı. Yine Spardox'un kurulumda oldukça basit. Zaten portatif biliyorsunuz bunlar. Açıyorsunuz, üstüne direksiyonu monte ediyorsunuz ve işlem bu kadar. Gerçekten hani şunu düşünüyordum, acaba videoda neleri göstersem, neleri göstermesem diye, ama öyle çok zor bir durum yok bahsettiğim gibi. Direksiyonu takıyorsunuz konsolunuza. Yine Spardox'a bağlamak istiyorsanız açıyorsunuz. Üst taraftaki kısmına entegre ediyorsunuz vidayla. Olay bu kadar. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Fren pedallarını ben alışmakta biraz zorluk çektim. Yani pedallara alışmakta. Çünkü birazcık sert geldi. Normalde mesela bir önceki kullandığım pedallar bahsettiğim gibi daha yumuşaktı. Ama bunlar biraz daha realistik. Bayağı bir realistik bu arada. Emir Aşarı gibi mesela bu işi gerçek hayatta da yapan insanlar, gerçek yarışçılarla zaten bu Logitech'in pedallarının çok daha gerçekçi, daha iyi hissiyatlı olduğundan sıklıkla bahsediyorlar. Bunun da bilgisini verelim sizlere ve Britanya'da ilk kez direksiyonla uzun süre sonra tur atacağım. Sizlerle beraber o zaman Flying Lab diyerek turumuza bir geçelim bakalım. Tabii ki turlarımda hata çok fazla olacak çünkü daha direksiyon ikinci günü. Durumla Gamepad'e oranla olan duruma 1 saniye fark yemiş olacaktı. En sonunda attığım bir tane çizgiyi burada gerçekten bir türlü tutamamız sıkıntı oldu. Bu antrenman yapıyordu. We'll be right back.
Ayrıca bu arada isterseniz pedalları da şöyle yakın çekimden göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel, bahsettiğim gibi yani ben gerçekten çok beğendim bunun hissiyatını. Özellikle fren tıpkı gerçek otomobillerdeki gibi, debriyajı desen o da çok güzel. Yani sıkıntısız, sorunsuz. Bahsedeceğim meseleler bunlardı arkadaşlar. Tişörtümüzü tanıttık. Onun dışında bu güzel dostumuzu sizler için inceledim. İncelemeye çalıştım. Umarım ki güzel bir video olmuştur sizler için. Beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basıp kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hala çıkmadınız mı videodan? Neyse. Evet, şu anda stüdyo ortamında değiliz maalesef ki. Pandemiden dolayı stüdyoda çekimler yapamıyoruz. Motorspor stüdyosunda. Ama önümüzdeki zamanlarda tabii ki oradan da daha değerli toplu görüntüler gelecek, merak etmeyin. Şimdi gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz. Çünkü video cidden bu sefer bitti.